Merhabalar. Daha önce şuradan ulaşabileceğiniz yepyeni video serimizde size belirli aralıklarda telefon önerilerinde bulunmuştuk. Şimdi yine belirli fiyat aralıklarında bu sefer de kulaklık önerisinde bulunacağız. Ben Osman Furkan Şahin, Teknosafari'desiniz. Yepyeni videomuza geçmeden önce söyleyeceğim yepyeni bir duyurum var aynı zamanda sizlere. Kanalımızın katıl butonunu aktif ettik. Dolayısıyla o butona tıklayarak kanalımızın özel bir abonesi haline gelebilirsiniz ve yakın zamanda o özel abonelere özel yayınlayacağımız içeriklerden de faydalanabilirsiniz. Aşağıda oraya tıklayarak katılabilirsiniz. O seriye başladığımız zaman bunlar her ay başında gelecek demiştik ama sonrasında kurların yükselişi, kontrolsüz bir şekilde yükselişi, dalgalanması vesaire derken böyle fiyatların da çok oynaması neticesinde o serinin devamını bir süredir getiremiyorduk. Ama şimdi yeni yılın gelmesiyle birlikte kurlarda birazcık dengeye kavuşmuşken bu serinin devamını getirelim dedim. Aynı zamanda biliyorsunuz yakın zamanda çokça TWS kulaklık da inceledim. Dolayısıyla böyle bir TWS kulaklık listesi yapayım dedim. Lafı çok daha fazla uzatmadan 0 TL'den 1000 TL'ye kadar belirlediğimiz kulaklıkları size anlatmaya başlayacağım. Bunları 200'er TL'lik fiyat bandlarına böldüm bu arada. Yani 0-200 TL arasında birkaç model, 200-400, 400-600, 600-800 ve 800-1000 TL arasında birkaç model olacak şekilde böldüm. Artık çok daha fazla uzatmadan listeye geçiyorum ve 0-200 TL arası modellerle başlamak istiyorum. 200 TL'ye kadar olan TWS kulaklık modellerinde maalesef fiyatların artması nedeniyle artık çok fazla çeşit bulamıyoruz. Çok fazla çeşit var aslında. TWS kulaklık dünyası şu an inanılmaz derecede genişlemiş durumda ve bir sürü marka var. Bu markalardan bazılarını hiç duymadınız bile, hiç görmediniz bile belki. Hatta pek çoğu birbirinin aynısı aslında. Ama tabii ki burada size denediğim ve en azından güvenebileceğim ürünler önermek istiyorum. Çünkü güvenemeyeceğim ürünleri, arkasında kimin olduğunu bilmediğim ürünleri ya da denemediğim ürünleri önermek benim tarzım değil. O yüzden dolayı burada birazcık 200 TL'nin üzerinde fiyatlara da bulabileceğiniz, duruma göre değişiyor kampanyalarla hala 200 TL'nin altına bulabiliyorsunuz ama iki tane model ön plana çıkıyor. Bir tanesi Redmi'nin AirDot modeli ki bu AirDot zaten hala çok meşhur, çıkalı birkaç yıl olmasına rağmen hala oldukça meşhur şekilde herkes tarafından biliniyor diyebiliriz. Bir tanesi de Heilun'un GT1 modeli. Bu iki modelin fiyatları birbirine oldukça yakın. Aralarında ufak bir farklılık var. AirDots dokunmatik değil, basmatik ama Heilun GT1 dokunmatik. Ve AirDots'un ses performansını genel olarak insanlar bir tık daha iyi buluyor. Ama ben ikisini de kullanma aralarında çok ciddi bir fark görmemiştim aslında. Bu kulaklıkların performansları birbirlerine benzer. Dolayısıyla hangisini daha uygun fiyata bulabiliyorsanız ona yönelebilirsiniz. Veya ben illa dokunmatik olsun istiyorum derseniz GT1'e yönelebilirsiniz. Yine de dediğim gibi performansları oldukça benzer. Ve bundan sonra da 200-400 TL fiyat bandına geçiyoruz. Bu fiyat bandında öneride bulunmak oldukça zor. Özellikle pek çok ürünü de kullanmamış olduğum için öneride bulunmak zor. Aslında bu fiyat bandında çok fazla ürün kullanmıştım ama ürünlerin fiyatları değiştiği için fiyat bandının dışına çıkmışlar. Ama hala bu fiyat bandında yer alan bir ürün var. O ürünü de gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Soundcore R100 modeli. Onun da inceleme videosuna şuradan ulaşabilirsiniz. Soundcore R100'ü biz incelerken gayet beğenmiştik. Bizi şaşırtmıştı performans olarak. Şu anda Anker'ın kendi sitesinde biraz daha yüksek olsa da fiyatı kampanyalarla birlikte 350 TL'lere, 400 TL'lere bulunabiliyor. Dolayısıyla 350-400 TL bandında da o kulaklığı doğrudan gidip alabilirsiniz. Aynı zamanda buraya bir parantez açmak istiyorum. Oppo'nun Enco Buds diye bir kulaklığı vardı. O kulaklık da biz incelediğimiz zaman 300 TL'ler civarındaydı. Enco Buds uygun fiyatlı bir kulaklık. Hemen fiyatından başlayayım. Aslında en sonunda söylemeyi seviyorum fiyatı ama fiyatı 300-350 liralar civarında. Şu an 450-500 TL'ler bandına çıkmış. Ama eğer o kulaklığı da bu fiyat bandında bulursanız bu fiyat bandında tavsiye edebileceğim bir kulaklık olur. Ama üst fiyat bandında yani 400-600 TL fiyat bandında olursa çok fazla tavsiye edeceğim bir kulaklık olmaz. Aslında aynı zamanda bu Enco Buds iki fiyat bandı arasında da geçiş ürünümüz olacak. Enco Buds'ı eğer 400 TL'ler civarında bulabiliyorsanız 400 TL civarında hem 400 TL'ye kadar olan fiyat bandına hem de 400 TL'den 600 TL'ye kadar olan fiyat bandında alınabilir. Ama 500 TL'ler civarına çıktığınız zaman orada çok güçlü bir kulaklık var. O kulaklıkla rekabet etmesi birazcık zor. 500 TL fiyat bandına, 500-600 TL arasındaki fiyat bandına geldiğiniz zaman orada da yine şuradan inceleme videosuna ulaşabileceğiniz Honor AirBuds 2 Lite modeli var. AirBuds 2 Lite modeli hem aktif gürültü engelleme sunmasıyla hem de uzun pil ömrüyle dikkatimizi çekmişti. Dolayısıyla 600 TL'ye kadar olan fiyat bandını bu kulaklığa yönelebilirsiniz. Dikkatimi çeken bir başka unsur da bu kulaklığın fiyatı o kadar da fazla etkilenmemiş, çok fazla artmamış. Dolayısıyla biz kullanıcılar için güzel bir seçenek olarak hala yerini koruyor. Bir sonraki fiyat bandımızsa 600-800 TL arasındaki kulaklıklar olacak. 600 ve 800 TL arasında aslında iki tane kulaklık önereceğim. Bunlardan ikisi de beni oldukça şaşırtmıştır ve dolayısıyla
Bu iki kulaklıkta beklentimin üzerinde bir performans sergilemişti. Bunlardan bir tanesi yine yukarıdan inceleme videosuna ulaşabileceğiniz Redmi Buds 3 Pro. Redmi Buds 3 Pro uygun fiyatlı bir kulaklık olarak niteleyebilecek durumda olmasına rağmen oldukça fazla özellik sunan bir kulaklık. Özellikle Xiaomi telefonlarla birlikte kullandığınızda daha da fazla özelliğine erişiyorsunuz. Xiaomi telefonlarda ekstra kullanım özellikleri, ekstra detaylar açılıyor. O ayarlar menüsünden, Bluetooth'tan bağlanıp onları kontrol edebiliyorsunuz. Ama Xiaomi olmasa da telefonunuz yine temel özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Dolayısıyla her telefonda kullanabilirsiniz. Hem ses performansını beğenmiştik, hem malzeme kalitesini beğenmiştik, hem pil ömrünü beğenmiştik. Genel olarak her şeyini oldukça beğenmiştik. Sadece o zaman da sesi bir tık kısık gelmişti bana. Hala da sesi bir tık kısık geliyor. Ama bu fiyat bandında 800 TL'ye kadar olan kulaklıklar içerisinde en son kullandığım ve aynı zamanda hiç beklemediğim kadar iyi çıkan bir diğer kulaklık da LG'nin Tone FN4 modeli. Tone ailesinde birkaç tane kulaklık var. Tone Free, FN4, FN6 ve FN7, FN4, FN6, FN7 şeklinde 3 tane kulaklık var. Bu kulaklık 779 TL, 800 TL fiyat bandında bulunabiliyor. Yani 750-800 TL arasında bulunabiliyor. Bu fiyat bandındaki diğer kulaklıkların aksine aktif gürültü engelleme özelliği yok aslında. Yine de pasif gürültü engellemesiyle neredeyse aktif gürültü engelleme varmış kadar iyi bir gürültü engelleme sunabiliyor. Aynı zamanda yine şeffaf modda sunabiliyor size. Kullandığınız zaman şeffaf modundan da faydalanabiliyorsunuz. Kulaklığın ses performansı da gayet iyi. Pil ömrü de gayet iyi. Dolayısıyla ben bu kulaklığı çok da beğenmiştim. Bu kulaklığı da yine size önerebilirim. Bu durumda da son fiyat bandımıza geliyoruz. 800-1000 TL'ye kadar olan kulaklıklar arasında aslında ben doğrudan burada kullanmadığım ama hem markaya hem de yorumlarına çok güvendiğim bir kulaklığı da eklemiş bulundum. Ama normal şartlarda bu fiyat bandında kullandım ve sizlere de doğrudan gidip alabilmenizi tavsiye edebileceğim bir kulaklık var. Oppo Enco Free 2. Free 2'nin incelemesine de yukarıdan ulaşabilirsiniz. Bu kulaklıkta benim çok fazla beğendiğim, hem uygulamasını her telefonda kullanabildiğiniz, hem ses performansından gayet iyi şekilde faydalanabildiğiniz ve verim alabildiğiniz gayet kaliteli ve beğendiğimiz bir kulaklık olmuştu. Dolayısıyla hala fiyatı da artmamışken 899 TL aşağı yukarı çıktığı fiyat oluyor. O fiyat bandında bulabiliyorken bu kulaklığı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Farklı bir kulaklık değerlendirmek istiyorsanız da Edifier benim yıllardır 2017'den beri kullandığım kulaküstü kulaklığımın markası ve aynı zamanda yorumlarına güvendiğim insanlar tarafından da oldukça fazla beğenilen bir kulaklık. Yine aktif gürültü engelleme özelliğini sunuyor. Oyun modu da var. Aynı zamanda böyle tasarımı da hoş. Birazcık da farklı bir kulaklık. Onu da değerlendirebilirsiniz. O da yine bu fiyat bandının içerisinde yer alıyor. Evet, 200 TL'den 1000 TL'ye kadar önerebileceğimiz kulaklık modelleri bu şekildeydi. Ben özellikle kullandığım kulaklıkları buraya yerleştirmek istedim. Kullanmadığım modelleri yerleştirmedim. Dolayısıyla sizin bu kulaklıkların arasında kullandığınız ve bu kulaklıklara daha iyi alternatif olarak gösterebileceğiniz modeller varsa da onları da yorum kısmında bizimle paylaşırsanız sevinirim. Aynı zamanda oraya kadar inmişken kanalımıza abone olarak yeni gelecek içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz de beğen butonuna basarak bunu gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.